Herkese merhabalar, ben Ergün Oyunlar'ı. Bugün Industry Giant 2 oynayacağız Oyunda İzin yeni bölümünde. Industry Giant 2 harika bir ekonomi simülasyonu. Tahmini olarak söylüyorum, ben ilkokula falan gidiyordum bu oyun çıktığında. Ortaokula falan gidiyordum, aynen. Harika bir oyun. Çocukluğumun oyunu resmen. Abilerim falan oynardı, ben onları izlerdim. Hala da oynarım açıp arada oyunu. Mükemmel. Oyunun modlarından bahsedeyim. Klasik bir şey oyun. Tycoon oyunu gibi yani. Endless modu var. Campaign'leri var kendi çapında. Multiplayer var. Multiplayer yeni geldi gerçi Steam versiyonuna da. Oyun Steam'de var bu arada. Küçük bir tutorial'ı var. Biz campaign'den başlayabiliriz aslında. Sırf oyundayız için onu göstereyim. Bu arada yani hoşunuza giderse seri şeklinde de yapabilirim. Çünkü ben çok seviyorum bu oyunu oynamayı. Ekonomi ve simülasyon bir araya geldiği zaman kapitalizm tarzı oyunlar harika oluyor. Kapitalizm bilmiyorsanız ona teşekkür ederim. Bu arada bazen bir şeyler olabiliyor. Evet, medium seviyede açtım şeyi. Mission'ı açtım medium seviyede. Amacım 14 senede 10 milyon doları görmek. Aslında para birimi belirtmiyor ama 10 milyonu görmek. 4 milyonla başlıyorum. Kargaların sesi falan çok geliyor olabilir bu arada. İnşallah gelmiyordur. Ama ben yine de... Evet, bu oyunun böyle garip yanları var. Şu anda sanırım... Evet, oyun çok eski olduğu için bu tarz sıkıntıları çok oluyor. Şu an mesela sound... Options'da şey yok yani, sound yok. İbre yok yani, açıp kapatma var komple. Neyse. Ama ben bile şu anda biraz rahatsız oldum. O yüzden ambient effects o büyük ihtimalle. Kapatayım şunu. Bir şey değişecek mi? Okey. Evet. Normalde map seçiyorsun Endless başlarsan da. Şimdi bize mission'la alakalı bir map'te başlattı. Oyunda speed yani hız şeyleri var ama artı eksiyle oyunu yavaşlatıp arttırabiliyorsun. Bu arada ekranda siyah çizgiler görürseniz arada çok yadırgamayın. Normaldir. Oyun bayağı eski çünkü yani optimizasyon problemleri var. Olayımız abi, bizde para var. Bok gibi para var hem de bizde. Bu parayı nasıl katlarız? Yatırım yapıyoruz. Ama oyunun en sevdiğim tarafı nasıl söyleyeyim? Bir zincir var ya. Üretiyorsun, işliyorsun, taşıyorsun, satıyorsun. Üretiyorsun, işliyorsun, taşıyorsun, satıyorsun. Sürekli böyle bir döngü var. Ve bir sürü mal var yapacak. Mesela şehirlere bakıyoruz. Oyun tamamen supply demand mevzusundan yürüyor. Yani Türkçesi düşünmem lazım. Dur. Arz talep olması lazım. Tamamen bundan yürüyorsun. Yani 4 mevsim üzerinden yürüyor. Şöyle yapalım. Oynayarak göstereyim. Daha net olur. Mesela ne yapalım? Burada bir sürü ağaç var. Ağaçları kesiyoruz abi. İşliyoruz. Mobilyaya çeviriyoruz. Ve insanlara satıyoruz. Yetmiyor. Gidiyoruz. Diğer şehirlerdeki insanlara da satıyoruz. Bu biraz biraz riskli bir yatırım. Ama yine de göstermek için deneyeceğiz. Şimdi geliyorum abi. Herhangi bir yere sol tıklıyorum. Böyle bir menü çıkartıyor. Build Factory. Build Storage. Build Shop. Build Terminal. Build Special Buildings. Terminal... malları taşıyacağımız araçlarla alakalı. Belli zaten. Shop işte satmak için yapacağımız bina. Burada bana gösteriyor arz talebi mesela. 4 mevsim için. Gördüğünüz üzere. Sanırım şey bu. Sonbahar, ilkbahar, yaz, kış olması lazım. Yani sıralaması. Emin değilim ama. Buradan shop'umu seçip yapıyorum. Buradan storage. Malların biriktiği yer. Burada da üretim ve işleme yerleri var. O da bir üretim. Şimdi şeye hazır mısınız? Küçük bir IKEA kurmaya hazır mısınız? O zaman okay, let's go my friend. Şimdi 4300-4400, bak placement'ı yani yerleşmeyi ona göre yapıyorum ki çok fazla şeyden faydalanabilsin. Şimdi buradan 4444 birim tahta çıkaracakmış bu. Çakıyorum. Fiyatı falan solda yazıyor. Şurada yazıyor. Çaktım abi. İlk chain'in ilk halkası bu. Şimdi sistem bu işi çözdüğünüz zaman gerisi iplik gibi çözülüyor. Şunun için önemli.
Ya bu chain'i oluşturmayı, oyun mekaniklerini öğrenirsen abi oyun çok uzun sürüyor, tamam mı? Bu arada daha kesmeye başlatmadım, sesi çıkıyor. Oyun çok uzun sürüyor. Şu anda yıl 1910. Bayağı 2000'lere kadar falan gidiyor. Ve gerçekçi bir şekilde sürekli yeni ürünler çıkıyor. Şu anda mesela bilgisayar falan ya da ne bileyim 50'lerde çıkan herhangi bir şey yok. Tarihine göre. Onlar çıktıkça siz ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Yeni arzlar, yeni talepler oluyor. Ondan sonra şimdi biz bunu yaptık ya. Bu elemana benim demem lazım ki sen cut wood. Niye böyle bir şey var burada bir tanesi için diye soruyor olabilirsin my friend. Bazı üretim yerlerinde 2 tane 3 tane falan oluyor. Bu bir tanesini seçmen için. İşte ben geliyorum. En önemli şey stok. O kadar büyüğüne çok gerek yok ama neyse orta ya da büyük yapalım. Abi bak. Bunun mantığı şu. Bak şuradan sonra elimle gösteriyorum bak şu an ekranda. Şuradan sonra ilk yaptığımız tahta kesme yeri ya. İlk yaptığımız tahta kesme yeriyle linkleniyor bu. Bu demek oluyor ki o tahta kesme yerinden çıkacak ürünler buraya girecek. Yapıldığı zaman. Okey diyorum baba. Tam buraya yapıyorum. Şimdi ben buna cut wood dediğim zaman %100 utilization value ile yani işlevselliği %100 diyeyim. Bunlar şeyi etkiliyor tamamen. Bak solda units per month var. Bir ayda 12,5 birinci koyuyor. Ama sen harbiden kafa açtın be. Okey dediğim zaman kesmeye başlayacak. Şu anda oyunun hızı birazcık yavaş. Bak gelmeye başlayacak az sonra. Gördün mü? Birinci ürün geldi. Şu soldaki şey birini gösteriyor. Bunun sesini kısamıyor muyum? Buna çok da gerek yok ya. Varsa öyle bir şey bunun sesini kısabilirim. Vehicle and building effects. Okey. Kapatalım. Sıkıntı yok. Şimdi reis. Bu ürün ham maddeler burada birikiyor ya. Bunu bizim işlememiz lazım. Geliyorum abi. Sawmill yapıyorum. Sawmill bana ne veriyor? Burada görebiliyorum. Grain wood yapabiliyormuşum bir cut wood'dan. Ya da wooden board yapabiliyormuşum yine bir cut wood'dan. İkisinden birini seçmem lazım onu fabrikayı yaptığım zaman. Değiştirebiliyorsunuz sonra. Bu arada furniture... Okey tamam sıkıntı yok. Geliyorum abi. Sawmill'i yine... Bak şu aradaki linki görüyor musun? İkisi de yeşil oldu. Bu demek oluyor ki oradan mal çekebilecek bu. Şu an çekemiyor. Şu an çekiyor. Bunu buraya koyduğum anda... Aynen. Şimdi ben diyeceğim ki buna... Bana wooden board yap kardeşim sen. Ayda 6 tane yapabiliyor musun? İstersem değiştirebiliyorum az önce gösterdim. Cut wood'u wooden board'a çevir. Okey. Bağış üstüne. Okey patron. Si patron. El presidente. Bu şimdi yapıyor bunu. Biraz hızlandırayım. Bak gördün mü? Çevirdi. Ne güzel. Ama bu da bir işe yaramıyor. Bunu bir yerde satamıyorum. Yani son kullanıcı için yapılmış bir ürün değil. Doğal olarak geliyorum abi de. Bu arada hepsi böyle değil. Mesela farm yapıyorsun. İnekten direkt süt çıkıyor. Sütü olduğu gibi koyuyorsun şeye. Süpermarkete. Hepsinin shop'u farklı. Kategorileri. Furniture Factory yapacağım. Yine buraya yapıyorum. Neden buraya yapıyorum? Az öncekinin aynısı. Wooden board'ları çekecek bu sefer bu buradan. Hepsi aynı stockpile'ı kullansın diye. Bir sürü yöntem var bu işin tabii de. Diyorum ki abi sen wooden furniture yapıyorsun. Bundan sonra. Şu anda bak. Mevzu bu dengeyi oluşturmak. Aynı gerçek gibi. Çok fazla tahta keserseniz wooden board üretim hızınız ona yetişmezse aa bak. Bunların videolarını kapatabiliyorsun bu arada. Yeni bir şey icat edildi diyor. Videoları kapatayım şuradan. Aynen bu olması lazım. Building animations. Bu muydu? Tamam. Ne diyorduk? Aynen. Wooden board üretme hızım, şunu kesme hızımla aynı olmazsa elimde patlayacak bir süre sonra şunlar. Yani wooden board üretimini katlamam lazım. Aslında bu oyunla alakalı değil, gerçek hayattan bahsediyorum şu an. Bak masalarımızı da yapmaya başladık. Ki hakikaten wooden board üretimi sanki biraz daha yavaş gibi şeyden. Ne yapıyorum mesela? Elemanları biraz daha fazladan maaş veriyorum. Bu sefer biraz daha hızlı yapıyorlar. Belki yetişir diye. Şimdi elimizde masalar var. Bunları satmamız lazım. Ne yapıyoruz? Biz furniture store yapıyoruz bu sene. Bak bu yanlış mesela benim yaptığım şu anda.
Size yanlışları göstermek için yanlış yapıyorum. Neden yanlış? Bak. Şu anda shop'u koyduğum yerde. Belki daha iyi bir şey buluruz bu arada. Merhaba, burası fena değilmiş. 2-3-2-1 satış. Yani 2 birim satıyormuş bir mevsim. Sonraki mevsim 3 birim falan filan. Şuraya bak. 3-3-3-2. Tamamen etrafındaki hitap ettiği kitlerle alakalı. Bu arada vakit geçtikçe de bu şehirler büyüyor, kocaman oluyor. En güzel baba burası. Bak 4 oldu şu anda ikinci mevsim. Zaman geçiyor ya, hakikaten az önce dediğim mevzu gerçekleşiyor yani. Ama en iyisi şu anda bizim için. Ulan şunu biraz daha ileri yapsaydık iyi olurdu. Neyse, sıkıntı yok. Fazla malları başka bir yerde satarız artık. Yaptın mı abi Furniture Store'u? Furniture Store'a hiçbir şey yapmana gerek yok senin. Burada gerekli detayları veriyor zaten. Bildiğin istatistik veriyor yani orada sana. Rapor veriyor. Bu eleman yine Stockpile'da linkli. O Stockpile'dan şuradan satabileceğine ürün varsa onu alıp isteğe göre satıyor. Ne kadar arz varsa. Şimdi bak. 1,5 milyon dolar harcamışız şu yatırım yapmak için. TL diyeyim hatta. Bak 23 binlik satış yaptım. Bu sezon. Bu çeyrekte hatta. Beyaz yakalı ağzıyla konuşayım. Bak 10 binlik satış yapmışım. Ürün kalmadığı için mi? Hayır. Talep az. Şu anda winter'dayız galiba. Aynen. Kış. Sonuncu kışmış. Hacı mevzu bu. Sen normalde bu şey kompetitif bir oyun. Yani AI da var. İstersen multiplayer de oynayabiliyorsun. 6 kişi aynı şehirde hükümdarlık kuruyorsun. Kapitalizm hükümdarlığı. Çok eğlenceli. Eskiden multiplayer oynardık biz. Hakikaten çok keyifli bir oyun. Bu yani. Özetle. Çok bir şey yok. Ha, şeyi göstermedim. Onu da göstereyim. Şu en sağdaki Special Building menüyü şey için kullanıyorsunuz. Ben bu şehre yatırım yapıyorum. Bir sirk yaparak buraya. Amusement Park. İşte neyse artık. Roller Coaster Tycoon'daki yerlerin adı neydi? Luna Park. Luna Park. Luna Park yapıyorum buraya. Buraya yatırım yaptığım için burası biraz daha hızlı büyüyor doğal olarak yani. İleri görüşlü bir adım olmuş oluyor. Şöyle yapacağız şimdi biz, göstermek için sırf. Bu arada yine hala yetişemiyor şu elemanlar. Şuna. Ne yapacağım şimdi? İkinci bir sawmill yapacağım. Oradan dengeleyeceğim. Arabadan başlayalım. Abi, aynı şekilde linkliyorum. Tamam mı? Mümkün oldu. Yol da yapabiliyorum bu arada. Şuradan bağlayayım ben. Bak, takvim bulundu. Ne istediği vesairesi, hikayesi falan yazıyor burada. Güzel bilgiler falan da veriyor, çok ilginizi çekiyorsa. Terminalimi yapıyorum buraya, tamam mı? Kamyon terminali. Diyorum ki, burada önemli olan şu şimdi. Şimdi bu mallar nereye gidecek? Diyelim ki Greeley'ye gitsin, tamam mı? Buraya da bir furniture shop yapıyoruz. Bir fizibilite raporu alayım şuradan. Sanırım zaten her yer kötürüm aynı bunun gibi. 1-2-2-1 o kadar da iyi değil ama olsun. Sonuçta mal fazlası var elimizde. Bunları bir yerde satacağız. Değecek mi? Bence değmeyecek bu arada. Mal taşıyacağız çünkü. Onun için bir lojistik şeyi var. Bu arada trenle, deniz yoluyla ve uçakla da gidebiliyorsun. Ben şu an şeyi göstereceğim. Buraya shop'u yaptım ya abi, satacağım. Shop'tan bu arada maksimum faydalanmak için 3 ürünü birden satmak daha mantıklı. Yani mobilya işine tam giriyorsun. Harbiden IKEA gibi. Abi geliyorum. Bir tane daha terminal yapıyorum, tamam mı? Buraya. Ya da chain'in en sonundan başlayalım. Geliyorum buraya, bir store yapıyorum ben. Tam şuraya yapacağım. Tamam mı? Binalara çok zarar vermeden. Store yaptım. Şuraya araba terminalini yapıyorum. Hepsi bak, bu buna bağlı. Bu da buna bağlı. Bu hepsine bağlı. Önemli olan storage çünkü. Geliyorum abi. Şu elemana diyorum ki, sen kardeşim, terminale diyorum. Bak iki tane şey yapabiliyormuşuz şu an. Kamyonet. Stiller de çok iyi. İlkini yapacağım. Biraz daha ucuz. Operation cost'u daha pahalı ama olsun. Diyorum ki sen, Red Oak Sentinel, nereden tıklayırsam default orası geliyor. Dan.
Ne aldı biliyor musun? Furniture. Wooden furniture aldı. Sonra geliyorum. 1998 miydi neydi çıkış? Şöyle çekeceğiz. Sonra geliyorum diyorum ki Clifton Central terminaline bunu götür. Tıkladım. Yapmam gereken şey tam olarak bu kadar. Ya bunu oraya bırakacak. İstersen bu chain'i devam ettireyim. Oradan da şunu al. Oradan da şunu al. Şunu al. Şunu al. Bir sürü yapabiliyorum. Çok büyük haritalar var çünkü. Bu kadar. Okey'e bastığım anda gördüğün gibi bir tane kamyonet hızlandırıyorum hemen. Bir tane wooden board aldı. Ve küçük bir yolculuğa çıktı. Selamun aleyküm usta dedi. Bıraktım malları. Ben gidiyorum. Allah'a emanet ol. Kendinize iyi bakın dedi. Wooden board'u buraya bıraktığı için şimdi Furniture Store'da satılacak. Aynen. 10 bine gitti. Bir birim. Sürekli dönüyor bu şimdi. İstersem ne yapıyorum? Geliyorum abi. Şu aşağıda şeyler de var bu arada. Vehicle List'ten elemana tıklıyorum mesela. Buradan da tıklayabiliyorsunuz. Açtım ya. Diyorum ki bundan bir tane daha istiyorum. Tonu var. Aynısı. Hemen yeni bir tanesi yola çıkıyor. Malı götürmek için. 3, 4. Bunların maintenance cost'ları var. Bozulabiliyorlar vesaire. Onu önlemek için işte repair facility yapıyorsun. Terminallere. Gittikleri zaman otomatik tamir oluyorlar. Güya. Budur. Şurada bazı ayarlar var işte. Diyorum ki bu storage'a şu product'tan şu kadar alınabilsin. Bir slota. Gibi şeyler söyleyebiliyorum falan. Daha doğrusu orada slot sayısı var. Aynen. Yanlış söyledim. I'm sorry. I thought this was America. Evet, bu kadar. Buradan sonrası hayvani bir yükseliş. Uçağıydı, treniydi, bilmem nesiydi. Ben bir de bir tane expansion ya da mod gibi bir şey yükledim. Community modu. Çok fazla ürün var yani. Aşırı fazla. Sandbox aç. 1910'da başla. Kendi imparatorluğunu kur git. Paraları katla. Şu anda biz zarardayız bu arada. Çok hızlandıracağım. Durumu gör bak. Bak Garden House, Raincoat bunlar bulundu. Görüyor musun? Şu an çorba kaynıyor. Hatta biraz kârdayım. Aynen kârdayım. 20 bin, 30 bin falan kârdayım. Bayağı da mal var elimde yani bunları değerlendirsem yürür gider. Bu kadar. Çok hoşunuza gideceğini tahmin ediyorum. Eğer hakikaten giderse serisini yapabilirim. Benim çok sevdiğim bir oyun. Ne kadar söylesem az. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Adios.